Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Milletin ekranı Akit TV'ye hoş geldiniz. Bugün 30 Zilkade Hicri 1443, 29 Haziran 2022 Çarşamba akşamında Kürsü ile huzurlarınızdayız. Kürsüde birbirinden kıymetli ve değerli yorumcularımızdan bu akşam fikir ve düşünce adamı yazar Yusuf Kaplan hocamızı misafir ediyoruz. Her zaman olduğu gibi iç siyasetten bölgemize, İslam dünyasına ve dünyada yaşanan gelişmelere nazar edeceğiz. Edebiyattan sanata, kültüre, fikre, tarih felsefesine, inanca birçok konuyu hocamızla canlı yayın kürsüde konuşuyoruz. Bu akşam bir etiketimiz var, hashtag Yusuf Kaplan cevaplıyor. Lütfen sosyal medya hesaplarından bu hashtag'e katkı vererek sorularınızı, görüş ve fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Maşallah, barekallah. Bu ne güzel. Nasılsınız? Allah'a şükür, iyiyiz. Allah daha iyisin inşallah. Çok şükür. Özlemiştik sizi. Eyvallah. Ayda bir de olsa bir araya geliyoruz kürsüde. Eyvallah. Diyarbakır'da görüyoruz. Oradan bir bakıyorum Sinop'a geçmişsiniz. Aynı günün gece yarısı İstanbul Havalimanı'nda bekleme salonunda bekliyorsunuz. Evet. Sonra bir bakıyoruz Buhara, Taşkent, Hive'de çıkıyorsunuz. Sonra birden Pakistan'da Ziyaülhak kabri şerifinin başında dua ediyorsunuz. Orada sempozyumlara katılıyorsunuz. İmran Han'la görüşüyorsunuz. Maşallah hocam. Şimdi bugün ben tweet'te attım. Saatlerin hocam yalan yanlış bir şekilde de olsa bozuk işlediği bir dönemde, bir takım çelebilerin haremlerde kışladığı vakitlerde alnınızın terini bütün coğrafyalara bırakıyorsunuz. Hocam derdiniz ne sizin? Siz diyorsunuz ya, who are you man diyorsunuz ya bazen konuşmalarınızda. Ben de diyorum ki what are you doing man diyorum. Böyle girelim hocam. Şimdi tam Pakistan işi oldu mu? Pakistanlar yani İngiliz sömürgesi olarak kaldıkları için uzun bir süre Urduca konuşmaya başlıyorlar. Patladak İngilizce, oradan tekrar Urduca vesaire, böyle karışık oluyor. İngilizce her şeyi karıştırıyorlar yani velhasıl kelam. Benim derdim insanlığın yükü. Yani onu söyleyebilirim. Yani bir şekilde sadece Müslümanların taşıyabileceği bir yük bu. Hakikat, hakikatin izini sürmek. Dolayısıyla insanı, insanlığı, varlığı hakikatle buluşturmak. Hakikatin hayat olduğu, hayatın hakikatinin kavrandığı, kavranıldığı bir dünyanın, o dünyayı kuracak insanların inşası, yeşertilmesi. Doğrusu insanlığın yükü derken laf olsun, torba da olsun diye konuşacak birisi değilim. Eyvallah. Yani çok özür dileyerek söyleyeyim. Yani bir şekilde şunu iliklerime kadar hissettiğimi hatırlatmak isterim. Yani şu an insanlığın gerçekten çok büyük bir yok oluş felaketiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yani mesela Pakistan'da bu korona hapishanesinin yol açtığı felaket çok berbat yani. Ne olmuş? Aynı şey Özbekistan'da falan. Yani biz Türkiye'de halimize hakikaten şükredelim yani, bildiğiniz gibi değil. Yani insanlar perişan durumdalar. Perişan durumdalar. Yani her şey zamanadan çıkmış durumda. Yani 3-5 tane batı ülkesi dışında bu işi idare edebilecek, vaziyeti idare edebilecek ülke kalmadı gibi gözüküyor. Yani bayağı büyük bir felaket yaşıyor dünya. Bu maddi boyutu işin, ama işin manevi boyutu, entelektüel boyutu, felsefi boyutu daha derin, daha esaslı. Yani bu maddi sorun açmaz problemler, ekonomik sorunlar asıl sorunun görülmesini engelliyor. Yani bir şekilde insanlar tarihte ilk defa insan türünün varlığını tehlikeye sokacak bir felaketin eşiğinden geçiyor. Yani insanlığın karşı karşıya kaldığı bir felaket. Walt Disney bir açıklama yayınladı. Bütün filmlerinin %50'si eşcinsellerle ilgili olacak. Bütün programlarının. Böyle bir açıklama yayınladı. Bu aşağılık bir şey. Kapitalistler yeni bir alan keşfettiler. Kar alanı keşfettiler. Yeni bir ne diyelim, o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Yani aslında çok sevdiğim bir ifade. Ama kullanayım. Terra incognita.
keşfedilmemiş bir kıta keşfettiler. Yani dolayısıyla oradan yeni bir hem dünyaya nizam verecekler, hem de yeni bir zenginlik kaynağı inşa edecekler. Yeni bir sömürü kaynağı, yani zenginlik kaynağı falan derken. Potansiyel ne orada hocam? Yani potansiyel keşfedilmemiş bir alan var. Tamam. Bakir bir alan, tamam. O alanı sürecekler. Yani orada özellikle cinsellik endüstrisi üzerinden iğrenç bir şey yapacaklar. Yani şimdiye kadar işleyen endüstri, çıplaklık endüstrisi kültürü iki cins üzerinden işliyordu. Şimdi tek cinsler, bütün karışık cinsler üzerine falan işletecekler. Yani hem dünyanın nüfusunu böylelikle azaltmayı düşünüyorlar. Hem de aynı zamanda karlarına kar katmayı düşünüyorlar. Köşeye dönmeyi düşünüyorlar. Çok aşağılık adamlar. Tam şeytan bunlar. Şeytanın çocukları açıkçası. İnsan türünün varlığı tehlikeye girdi. Bu insan türünün varlığının tehlikeye girmesinin önüne sadece biz geçebiliriz. Sadece Müslümanlar geçebilir. Yani özellikle sosyal yapılarını, kültürel yapılarını, dokularını, manevi, entelektüel, kültürel temellerini iyi koruyabilen Müslüman toplumlar bu duruma dur diyebilir. Onların da endüstrisi zaten hocam, hani size hep söylüyorsunuz, para, evet. Ve libido. Evet. Yani o bağlamdan baktığınızda tamam, o bakir alan da kitleler, bununla alakalı kitleler, söylediğiniz o LGBT'ye yönelik seslenişte ne kadar karşılık görecekler? Şöyle, yeni bir dünya kuruyorlar. Hı hı. Ve o dünyayı cinsiyetsizleştirme hikayesi üzerinden inşa etmeye çalışıyorlar. Yani artık bildiğimiz modernitenin, bunu daha önce konuşmuştuk ama şimdi başka bir bağlamda izah edeyim. Önemli bir bağlam hocam. Yani modernitenin haklar rejimi, demokrasi çöktü. Yani demokrasi medyanın hakim olduğu, dolayısıyla algının aklı çarmıha gerdiği bir ortamda, algı imparatorluğunun hükmünü icra ettiği bir ortamda demokrasiden bahsedilemez. Kim ki size böyle bir ortamda demokrasiden bahsediyor, inanın sizinle dalga geçiyordur. Başka hesabı vardır. Başka bir hesabı vardır. Başka bir plan, program peşinde koşturuyor demektir. Yani modernitenin haklar rejimi, demokrasi, hı hı, bitti. Şu an içinden geçtiğimiz süreç, yani bu eşcinsel sapkınlık dalgasıyla birlikte iyice patlayacak, daha fazla ön plana çıkacak. Hazlar rejimi, demokrasinin dünyasına geçiş yapıyoruz. Hazlar rejimi. Hı. Yani hız, haz ve ayartının dünyanın, insanlığın her şeyini şekillendirdiği bir aşamaya veya evreye geçtiğini görüyoruz. Yani şöyle, yani teknoloji deyince aklımıza bizim savaş teknolojisi vesaire geliyor daha çok. Medya teknolojisi. Medya da bir savaş biçimi tabii. Savaş alanı aynı zamanda. Hegemonya alanı. Dolayısıyla burada karşımızda ne var? Yani bu savaş teknolojisinin yerini duygu teknolojileri almaya başladı. Yani bunun altını özellikle çizmek lazım. İçinde yaşadığımız dünyayı iyi anlamamız lazım. İçinde yaşadığımız dünyayı anlayamazsak bu dünyanın sorunlarına falan bir şey söyleyebileceğimizi düşünmeyelim. Bu konuda çok büyük hata yapıyoruz biz. Müslümanların bu konuda sınıfta kaldıklarını, her şeylerini kaybetmek üzere olduklarını ama bunun farkında bile olmadıklarını hatırlatmak istiyorum. Bu önemli bir şey.